hocam, sevgili arkadaşlar. Şöyle bir alt atalım. Transfer konuşacağımız bu bölümde sizlerden ricam yayına güçlü bir beğeni bırakmanız. Kaç beğenimiz oldu? Yüzü geçtik mi? 79 beğenimiz olmuş. Şu transfer konuşacağımız bölümde sizlere bazı önemli bilgiler vereceğim. Bu bölümde sizlerden çok rica ediyorum. Yayını güçlü bir şekilde beğenelim. Yayın daha fazla, transfer bölümü daha fazla insana ulaşmış olsun. Başladık. Vepasta'nın haberi, devre arasında sağ kanada takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Denizman, Ola Solbakken'le birebir aynı özellikleri taşıyan Andreas Skov Olsen'i gündemine aldı. Bu oyuncuyu birazcık araştırdım. Yani hareketli bir kanat oyuncusu. Bologna takımında oynuyor. 1,87 boyu var. Fizikli bir futbolcu. 21 yaşında. 6,5 milyon euro bonservis bedeli var ama yani indirim yapılabilir mi? 3,5-4 milyon euro bandına indirilebilir mi? Olabilir gibi geliyor bana. Çünkü çok da böyle Serie A'da muhteşem bir performans ortaya koyup çok dikkat çekmiş bir futbolcu değil. 11 maç sonucunda sadece bir asisti var. Sağ görüşü iyi, orta pas kalitesi iyi. Profil olarak daha çok Denizman'a benzetiyorum. Ben Denizman profilinde gördüm bu arkadaşı. Kerem Aktürkoğlu gibi veya Onyekuru gibi böyle çok hızlı, çok çabuk değil. Ağır da demiyorum bakın. Kanat oyuncusu zaten ağır olamaz, olmamalı. Ama böyle savunma arkasına atletizmiyle fark yaratan, savunma arkasına koşular yapan bir oyuncudan ziyade Gezdal tarzı görerek, bakarak, pas kalitesiyle, şut kalitesiyle, orta kalitesiyle oynayan bir oyuncu. Galatasaray'ın gündemindeymiş. Sağ açık ve sol açıkta oynuyor ama esas pozisyonu sağ açık arkadaşlar. Sağ açıkta iyi performansları olduğunu da söyleyebiliriz bu arkadaşın. Geldik Kerem'le ilgili haberlere. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de sürekli haberler çıkıyor. Ben size hep Kerem Aktürkoğlu'nu savundum. Kerem Aktürkoğlu'nun hep Galatasaray için çok değerli bir futbolcu olduğunu, çok önemli bir futbolcu olduğunu söyledim ki bunu oynamadığı maçlarda daha çok anlıyoruz, daha iyi anlıyoruz. Şurada da görüyorsunuz, Fransa basınında çıkmış bir haber. Fransız kulüpleri şimdiden transfer dönemine hazırlanıyor. Bu doğrultuda Marsilya, Lyon ve Lille Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor. Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcusu iyi bir performans sergiliyor. Talipleri artıyor vesaire. Ayrıca oyuncunun arzusu düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayan daha prestijli bir kulübe gitmek. Valencia, Lazio, Wolfsburg, Frankfurt, Lyon, Lille ve Marsilya var. Neyse, sonuç itibariyle 30 milyon euroları bulabilecek bir piyasası oluşmuş durumda. Kerem Aktürkoğlu şu an Marco ile beraber Galatasaray'ın en değerli futbolcuları, en değerli oyuncuları içerisinde ve hani 30 milyon euroları görür mü biraz zayıf bir ihtimal ama ben 20 milyon euroları görebileceğini düşünüyorum. Özellikle devre arasında teklif gelir ama Galatasaray satmayacak diye duydum. Ama sezon sonunda Galatasaray en az 20 milyon euro, en az alt limit 20 milyon euro olmak şartıyla Galatasaray bu futbolcuyu satabilir arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu'nu satabilir. Ki önemli bir para. O parayı doğru kullandığınızda da Kerem Aktürkoğlu'nun yerini, eksikliğini doldurabilirsiniz. Patrick Berg. Ben hep Muhammed Elneny'nin Galatasaray'a geleceğini düşünüyordum. Fakat dolardaki ve eurodaki yükseliş nedeniyle ve Elneny'nin de istediği paranın çok yüksek olması nedeniyle birazcık düşüncem değişti. Artık Patrick Berg isminin de Galatasaray için ön plana çıktığını, yine Patrick Berg'in de bundan sonraki süreçte olabileceğini düşünüyorum. Fanatik gazetesinin haberine göre scout ekibi tarafından önerilen ve teknik patron Fatih Terim'den tam not alan 24 yaşındaki Patrick Berg, Aslan'ın yeni gözdesi. Ülkesinde Bodø/Glimt forması giyen Norveçli ön libero bu sezon forma giydi 38 karşılaşmada 8 gol 9 asistlik müthiş bir performans ortaya koydu. Üstelik bu maçlarda Şampiyonlar Ligi elemesi, Avrupa Ligi elemesi ve Konferans Ligi de dahil. Yani sadece Norveç Ligi'nde başarılı olmamış, enternasyonel maçlarda da iyi bir performans ortaya koymuş bir isimden bahsediyoruz. Patrick Berg isminin
Ben Galatasaray için bundan sonraki süreçte daha fazla ön plana çıkacağına inanıyorum. Neden inanıyorum? Bir kez daha söyleyeyim. Muhammed Ennen'in yıllık beklentisi bonuslarla beraber 2 milyonun üzerinde. 2 milyon euro da Galatasaray şu an için vermek istediği bir para değil. Galatasaray artık bu paralara çıkmak istemiyor. Bu nedenle daha düşük, daha az bir ücretle transfer edebileceği veya yıllık ücret ödeyebileceği isimlere yönelmiş durumda. Patrick Berg de böyle bir isim. Kürşat demiş ki iyi yayınlar abi, dün maaş aldım 750 lira kaldı. Allah yardımcın olsun kardeşim, yapacak yani. Döviz çok yükseldi ve paramız gittikçe değersizleşti. Artık ay sonunu getirmek çok zorlaştı. Getson Gika orta sahası müthiş olur diye bir mesaj göndermiş Metehan Denizci. Abi Getson'da son durum nedir? Getson Fernandes Galatasaray'ın orta saha için yapacağı hamlelerden biri. Fatih Hoca Galatasaray devre arasında transfer dönemine girildiğinde ben kendi adıma Gerson Fernandez'le ilgili girişimlerin daha da artacağını düşünüyorum. Daha fazla çaba olacaktır. Morutsan taktiği. Bodo Glimt'le sözleşmesi 2022'de bitecek olan Patrick Berg'i tıpkı Morutsan transferinde olduğu gibi 3-3,5 milyon euro civarında ve 3 yılda ödeme koşuluyla bonservis teklifi yapılacak. Hatta bir sonraki satıştan pay da verilebilir Bodo Glimt takımına. Ama Patrick Berg Galatasaray'ın bundan sonra devre arasında bitirmek için bastıracağı isimlerden biri olacak. Patrick Berg gelişmesini böyle anlatalım. Şimdi geldik. İki tane haber var. Mustafa Muhammed konuşacağız demiştik ya. Bu haberi kim yapmıştı? Sanırım Sözcü gazetesiydi. Özlenen Feghouli geri döndü. Katılmıyorum buna. İstikrarsız oynuyor Feghouli ama Galatasaray yönetimi Mısırlı forvet üzerinden kasayı doldurmayı hedefliyor. Mustafa ile al sat kazan. Zamalek'e 4 milyon dolar verip Mustafa Muhammed'in bonservisini alacak olan Cimbom, Yıldız Forvet'i devre arasında 8-10 milyon euro bandında satıp rahatlamayı hedefliyor. Bir haber bu. Mustafa Muhammed'le ilgili haberlerden bir tanesi bu. Joe Kvant da demiş ki Mustafa Muhammed'in bonservisini alacak mıyız? Şimdi buraya geldik, bu konuya geldik. Birazdan ben öğrendiğim bilgiyi sizlere aktaracağım. İkinci habere geçiyoruz. Bu haberde kimin? Nevzat Dindar'ın haberi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle biraz daha büyütelim. Yani bir galeri haberden aldım bunu. Bu oyuncularla ilgili kafasındaki planları netleştiren teknik direktör Fatih Terim yönetimden Mustafa Muhammed yerine Halil Dervişoğlu'na yatırım yapılmasını istedi. 1,5 sene için 2 milyon dolara kiralanan ve satılma alma opsiyonu 4 milyon dolar olan Muhammed'in performansının düşmesinde İstanbul'daki düzensiz hayatının etkili olduğu düşünülüyor. Yani Mustafa Muhammed gece hayatına çok fazla kapıldığı için Fatih Hoca'nın Mustafa Muhammed'i istemediği, Halil Dervişoğlu'nun Mustafa Muhammed'e verilecek paranın Halil Dervişoğlu'na ayrılması gerektiğini vesaire haberde paylaşmışlar. Şimdi arkadaşlar ben kendi istihbaratımı yaptım Mustafa Muhammed'le ilgili. Birkaç gün önce de bunun bilgisini sizlere aktarmıştım. Şu an Galatasaray'daki plan Mustafa Muhammed'in bonservisini almak ve iyi bir teklif geldiğinde de Mustafa Muhammed'i satmak. Şu an Galatasaray 4 milyon dolara Mustafa Muhammed'in bonservisini almadığında çok rahat bir şekilde bu parayı verip transfer etmek isteyen kulüpler var. Özellikle Fransa'dan 4-5 tane takım Mustafa Muhammed için devreye girmiş durumda. Galatasaray bugün Mustafa Muhammed'in bonservisini alsın, yarın çok rahat 6-7 milyon euroya, en az 6-7 milyon euroya Fransa'da Bordeaux'a satabilir, Metz'e satabilir, Lyon'a satabilir, Lens'e satabilir. Çok ciddi anlamda Fransız kulüpleri Mustafa Muhammed'le ilgileniyorlar. Yani benim aldığım bilgi, benim aldığım duyum Nevzat Dindar'ın paylaştığı haberden farklı. Galatasaray Mustafa Muhammed'e yatırımdan vazgeçmiş değil. Aksine Galatasaray Mustafa Muhammed'in bonservisini alacak ve Fransız'dan olabilir. İtalyan kulüpleri de ilgileniyor. Ama özellikle Fransız takımları ilgileniyor. Fransa'dan bir kulübe 2-3 milyon euro kar getirecek şekilde satabilir arkadaşlar. Galatasaray'ın planı bu.
Benim düşüncem de bu yönde. Yani bundan sonraki süreçte mesela ben Altay maçında Mustafa Muhammed'in 11'de başlamasını bekliyorum. Mustafa Muhammed'in daha fazla da süre alacağına inanıyorum. Fatih Terim Mustafa Muhammed'i bu kalan ilk yarıda, ilk yarının bitmesine kaç hafta var? 5 hafta mı kaldı arkadaşlar? 14. haftadayız, değil mi? 5 hafta var. Bu 5 haftada ben Mustafa Muhammed'in ciddi süre almasını bekliyorum. Devre arasında da iyi bir transfer gelirse Mustafa Muhammed'in satılmasını bekliyorum. Galatasaray Mustafa Muhammed'i alacak ve satacak. Hikaye böyle ilerleyecek. Geldik Deniz Mana. Galatasaray yaz döneminde başlayan gençleştirme operasyonu ara transferde devam edecek. Aslan'a ikinci doz gençlik aşısı. Forvet hattını Parma forması giyen 23 yaşındaki Rumen oyuncu Deniz Mana'yı güçlendirmek için bir hamle daha yapan Sarı Kırmızılar 6 numara konusunda da Bodo Glimt'in bunu konuşmuştuk Fatih Berge. Fatih Berk değerlendirmiştik. Deniz Mana de Fatih Hoca'nın beğendiği, ilgilendiği, transfer etmek istediği oyunculardan biri sevgili arkadaşlar. Ola Solbakken, Deniz Mana, Olsen, Galatasaray, Babel ve Feghouli'yi gönderip bir kanat oyuncusu almak istiyor ki listede Adnan Januzaj da var. Yakın bir tarihte Adnan Januzaj ismini bir kez daha teyit ettirdim. Adnan Januzaj da yine Galatasaray'ın gündeminde. Ama Fatih Terim'in konuşulan kanat oyuncular içerisinde en çok istediği, listede başa yazdığı isim Deniz Mendir. Bunu da yine sizlere söylemek isterim. Transferle ilgili haberleri paylaşıyorum. Sonrasında sizlerden gelen soruları cevaplandıracağım. Lütfen yayına birer tane like bırakalım, beğeni bırakalım. Yayın ön plana çıksın. Bunu bir kez daha sizlere iletmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Rotasyon yine pişman etti, şurada görüyorsunuz. Rotasyon herkesin ortak noktası, yani herkes rotasyona takılmış durumda. Burada yine rotasyon yazılmış. Ama asıl hikaye şu, bakan bu. Vedayı açıkladı. Galatasaray'ın transfer listesindeki golcü oyuncu Cedric Bakambu kulübü Bijing Guan'dan ayrıldığını dün sosyal medya hesabından resmen açıkladı. Fenerbahçe'nin de radarına giden tecrübeli futbolcunun adı şimdi de Barcelona ile anılıyor. Böyle bir haber var. Cedric Bakambu ile ilgili de şunu söylemek isterim. Galatasaray aslında Burak Yılmaz için bir girişimde bulunacak. Bakın bunu hiç kimse yazmıyor. Ben size söylüyorum. Galatasaray devre arasında Burak Yılmaz için bir girişimde bulunacak. Galatasaray ancak ve ancak yabancı santraforu şu koşullarda almayı planlıyor. Öncelikle satış olması gerekiyor. Az önce dedik ya, Mustafa Muhammed'in bonservisini alacak. Sonrasında Fransız kulüplerine satabilir Mustafa Muhammed. Böyle bir bilgi verdik. Böyle bir paylaşım yaptık az önce. Eğer Galatasaray Mustafa Muhammed ve Cagney'i satabilirse bu devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın listesinde olan oyunculardan bir tanesi de Cedric Bakambu. Ki ben tecrübesiyle Cedric Bakambu'nun da Galatasaray'ı rahatlatacağını, gol problemini çözebileceğini düşünüyorum. Listede Cedric Bakambu ismi de var. Bunu dünle konuşmuştuk. Ufa takımında forma giyen Agalarov ve Hamdi Fatih. Bu iki futbolcu da Galatasaray'a yazılıp çiziliyor. Hamdi Fatih'i çok beğenmedim. Hem ciddi bir bonservisi var, hem de Mısır'da öyle çok üst seviye işler yapmış bir isim değil. 27 yaşında. Ama Agalarov bence Galatasaray için uygun bir transfer. Yine geldik ama aynı noktaya. Cedric Bakambu nasıl listede dedik. Ama alınma, yani oyuncuyu transfer etme koşullarını da anlattım size. Ya Mustafa Muhammed'i satacaksın ya Cagney'i satacaksın. Onun sonrasında listede olan oyunculardan bir tanesi Cedric Bakambu. Agalarov da benim haberim değil. Sevgili Uğurhan Türker'in haberi. İlk olarak o paylaştı. Transfer edilebilecek oyunculardan biri. Ufa'da çok iyi istatistikler yapmış bu arkadaş. Ve genç bir futbolcu, 21 yaşında. Güçlü bir santrafor profili çiziyor. Ben Agalarov transferine de açıkçası sıcak bakıyorum. Ama Galatasaray'ın şu an 3 tane santraforu var. Mbaye Cagne, Halil Dervişoğlu
ve Mustafa Muhammed. Mutlaka ve mutlaka yabancı santrafor için, bakın Burak Yılmaz ayrı. Burak Yılmaz yerli olduğu için kulübüyle anlaşıldığı anda bu takıma katılabilir. Ama yabancı santrafor için, ki başka isimler de var listede, Galatasaray'ın yapması gereken bir tane santrafor satmak. Santrafor satılırsa Agalarov, şurada görüyorsunuz, Agalarov ismi Galatasaray'a olabilir. Evet, bayağı bir açıkçası transferle ilgili bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Özellikle Mustafa Muhammed'le ilgili kafa karışıklığınızı giderdiğimi düşünüyorum. Yani Galatasaray Mustafa Muhammed'i bonservisini alacak. Ama Mustafa Muhammed hayal kırıklığı yaratmış durumda. Galatasaray ona gelebilecek bir 6-7 milyon euroluk teklife de sıcak bakıyor. Anında da satış gerçekleşebilir. Şimdi sizlerden gelen mesajları okuyayım biraz. Ahmet Yaşar Aslan, Cagney gitmeli, Muhammed kalmalı demiş. Cagney'e de İngiltere'den teklif gelebilir. Özellikle şampiyonşipten. Gırgır Tayfa Channel, Eyüp abi, Burak Başkan basın açıklaması yapmış. Kerem'le sözleşme yenileceğini söyledi. Bir de İrfan Can'ın hariç İsmail Çokçalış'a teklif yapılacakmış. İsmail Çokçalış da Galatasaray'ın sağ bek rotasyonunda düşündüğü isimlerden biri. Ama birinci sırada Bünyamin Balcı var. Bakın, Galatasaray'ın sağ bek ve sol bek planını anlatayım mı sizlere? Yedlin'i gönderip mümkünse Bünyamin Balcı'yı almak, olmuyorsa işte bir tane oraya yerli sağ bek koymak istiyor Galatasaray. Sol bekte ise Anolt'u göndermek istiyor, ama eğer Yedlin'i gönderirse Anolt'u göndermeden George Bello hamlesini yapabilir. Listede de George Bello var. Kürşat Arda hata yaptı, kabul ettik falan ama ben Burak'ı istemem abi, gelmesin. Boş ver yabancı kuralım demiş. Uygar Eyüp abi, Origi konuşuluyor santrafor için. Ne düşünüyorsun? Benim duyduğum bir isim değil. Ama araştırırım. Medyada çıkarsa da kendi görüşümü paylaşırım, değerlendiririm yani. Şöyle bir kadrajımızı biraz daha ayarlayalım. Tarihi Mutfağı, abi ligde berbat durumdayız. İlk üçe giremezsek, Ziraat alamazsak Avrupa'ya gidemeyeceğiz. Ama biz hala laubali oynuyoruz. Avrupa'ya gidemeyeceğiz. Koskoca Galatasaray şaka gibi demiş. Ve biz de bunu eleştiriyoruz. Ben de bunu eleştiriyorum. Galatasaray'ın Avrupa'da şu an ligde liderin 14 puan gerisine düşmesi, gelecek sezon böyle giderse Avrupa'ya gidemeyecek olması büyük bir problem. Artık Galatasaray ligde daha büyük bir ciddiyetle, daha büyük bir motivasyonla oynamalı. Burada da Fatih Hoca'ya eleştirimizi getiriyoruz. Fatih Hoca bundan sonra çok daha dikkatli olmak zorunda. Evliya Kaya, bu sene şampiyonluk giderse Fatih Terim kalır mı? Bence gitmeli Fatih Hoca. 3 sezon üst üste Galatasaray'da başarısız olmuş olacak. Ben yeni bir maceraya atılması gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir heyecan, yeni bir taze kan gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer Fatih Hoca başarısız olursa. Ama bunun kararını ben vermeyeceğim. Başkan Burak Elmas verecek. O da şimdilik şartlar ve koşullar ne olursa olsun sanki Fatih Hoca ile devam edecekmiş gibi gözüküyor. Yani Galatasaray ligi 10. sırada bile tamamlasa, anladığım kadarıyla Başkan Burak Elmas'ın kafasında Fatih Terim'le devam etmek var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bunu tartışırız, konuşuruz, eleştiririz. Ama inşallah Fatih Terim başarılı olur ve kalır. Benim temennim bu. Baran Özen, abi Fatih Terim'in macera aramaktan vazgeçmesi lazım. Ligde seriye başlamamız gerekiyor. Lig çok önemli önümüzdeki sene Avrupa için. Ya her Süper Lig'de oynanan, özellikle Avrupa sonrası Süper Lig'de oynanan her maçta ben Baran Özen gibi düşünüyorum. Mesela Malatyaspor maçı, değil mi? Pazar günü oynandı. Ben cumartesi günü aynı bu şekilde sevgili Baran Özen gibi düşünüyordum. Fatih Hoca artık rotasyon yapmamalı. Tamamen lige konsantre olmalıyız. Galatasaray çok hırslı bir şekilde maça başlamalı ve kazanmalı diyorum. Bir bakıyorum rotasyon var. Hem de berbat bir rotasyon var. Babel falan var yani. Orta sahayı komple dağıtmış. Kanatları bitirmiş hoca. Bir kanada formsuz Barış Alper Yılmaz. Diğer kanada Kaan'ı gibi oynayan, geriye yana oynayan Babel. Orta sahada Çıkal daha yok. Evet. Caner Kıran, Bülent Korkmaz Galatasaray efsanesidir. Hak eden kaptandır demiş. Valla Fatih Terim giderse yerine kim gelir, kim gelmeli, bunu tartışırız. Bunu konuşuruz ama
Şu an Galatasaray'ın hocası var. Benim arzum, benim isteğim, her türlü eleştiri yapıyorum. Saygısızlık yapmadan asla Fatih Hoca'ya saygısızlığım olmaz. Eleştirilerimi yapıyorum. Ama günün sonunda benim isteğim Fatih Terim'in Galatasaray'da başarılı olması ve Galatasaray'da devam etmesi. Eğer bizlerin eleştirilerini, yani daha doğrusu Galatasaray camiasının eleştirilerini hoca tamam kardeşim ben bu eleştirileri bir değerlendireyim, hatalarımdan döneyim derse Galatasaray ayağa kalkar, başarılı olur. Ama hoca bu şekilde devam ederse bu sezon olmasa da gelecek sezon olur. Günün sonunda Fatih Hoca Galatasaray'da son 3-4 sezonunda başarısız olmuş bir teknik direktör olarak ayrılmak zorunda kalır. Peki sevgili dostlar, ben müsaade istiyorum. Yayına geldiğiniz için teşekkürler ama yayından çıkmadan son bir kez beğeni bırakalım. 123 beğenimiz olmuş. Son kez yayını beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Birazdan Günay Esentürk'ün Futbol Muhabbeti kanalında Günay canlı yayında olacak. Sizleri o yayına da davet ediyorum. Ben de o yayını izleyeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Akşam saat 22'deki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.